Merhaba arkadaşlar. Günlerdir sosyal medyada tekelle şarjör boşaltma diye video atılan ve sivillerin özel harekatçılara meydan okuyor diye tekelle şarjör boşaltma olayının size püf noktalarını ve hilelerini anlatacağım. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani dünyada hiçbir güç silahı tekelle boşaltmaya yetmez. Neden diyeceksiniz? Çünkü silahların içerisinde bulunan bir icra yayı vardır. O icra yayının bırakın kol kuvvetiyle şarjörü çekmesini iki elle dahi sıkmak mümkün değildir. Şimdi onları göstereceğim size. Şimdi şu bir şarjör dolusu mermimiz. Şimdi silahımızı önce hafiften açıp basalım. Şimdi silahımızı söktük. Silahımızda bulunan şu icra yayıdır. Silahımızın icra yayıdır bu. Bu yayı kesinlikle bakın elle bükemem. Bak elle bile zorlanıyorum yani. Elle bile zorlanıyorum. Değil ki bunun kol kuvvetiyle bükülmesi, iki elle dahi bükülmesi zor görünüyor. Şimdi bu icra yayı şu metalin içerisinde bulunur ve şu şarjörün ana kısmı denilen geri tepmesini sağlayan barutun da geri tepmesini sağladığı noktadır. Şimdi sosyal medyada tekerle şarjör boşaltma olayında arkadaşlar yapan arkadaşlar şu icra yayını çıkarıyor. İcra yayını çıkardıktan sonra tekrardan silahı kuruyor. Tekrardan silahı kurduktan sonra tekerle şarjörü boşaltıp bırakıyor. Bıraktıktan sonra şimdi size daha net göstereceğim. Nasıl oluyor? Bakın. İşte. Yani olay aslında şu icra yayında. Şu icra yayını çıkardıktan sonra her türlü bu silah geri tepmesi olmayacağı için her türlü ileri geri oynar. Her türlü ileri geri oynar. Bunu çekmemdeki amaç ise ortada insanların kandırılmasıdır. Evet, ben de çektim. Ben de çektim, koydum. Ama vicdanım el vermedi bir nevi. Vicdanım el vermediği için de bu hileyi size çekip sunmak istedim. Şimdi evet, icra yayını bakın gösteriyorum tekrardan. Tek elimle bile zorla yerine oturtturuyorum. Yani şu icra yayı olmadan silahın içindeki mermi patlasa dahi silahın şarjörünü kırma konunu patlatır ve kişiye zarar verir. Bütün iş şu icra yayı ve icra yayının kolunda bitiyordur. İcra yayı olmadığı sürece her türlü silah ileri geri rahatlıkla teper ve o tepme de şarjörün içindeki mermiyi dışarı atmasını sağlar. Benden bu kadar. Bu tarz videolara evet fazla itibar etmeyin. Fazla inanmayın. Her şeyin bir hilesi vardır. Hiçbir güç bunun tek elle boşaltmasına yetmez. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.